Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba. Hukukçu, sosyolog, doktor Zekai Savaşlar'la beraber bakalım bugün nelere kuş bakışı bakıyor olacağız. Zekai abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Abi sen bayağı bir zorluyorsun. İzleyiciden çok ciddi dönüşler geliyor. Ne demek istedin, bu nasıl oldu, nasıl açıklarsın, nasıl anlarsın türünden dönüşler geliyor. Sen her programda hemen hemen böyle değişik tepkiler, dönüşler alıyoruz ama geçen yayında sen bir laf ettin. Dedin ki Musa'nın getirdiği dinle şimdiki Yahudilik aynı değil. Ve bunu açıklamanı bekleyen onlarca mesaj aldık. Nasıl açıklarsın şu anki Yahudiliğin Musa'nın dini olmadığını, nasıl hangi tezle ortaya koyarsın? Bunu ben söylemiyorum ki. Bunu en başta Yüce Yaradan söylüyor, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun ötesinde tabii bundan müphem olarak da birçok teolog, sosyolog, bu işi bilen tarihçiler bu açıkça Musa'nın getirdiği efendim din ile bugünkü uygulanan Yahudiliğin benzer tarafları, kısmen beraber olduğu kısımlar olmakla beraber ama bir saf Musa dini olmadığını söylüyorlar. Ben de bunu söyledim. Yani seyircilerimiz buna takıldıysa bu benim kendi fikrim değil. Bu açık ve net olaraktan. Abi biraz açalım bunu, destekleyelim yani hani. Ha, şey olmasın, müphem kalmasın diyorsun evet, yani. Şüphe bırakmayalım. Şimdi bak, bu konuda zannederim Kur'an-ı Kerim'de Bakara'da mı geçiyordu ya, yanlış olmasın. Bir açabilir misin? Bir tabii ben şeyini açarım, söyle abi sen. Kur'an-ı Kerim. Yani Bakara'yı aç bakalım. Bakara kaçıncı ayet abi? O bir daha bak kaçtı. Dur bakayım, hatırlayayım bakayım bir. Şimdi yanlış olacak. O işte onlar kendileri kitap yazıyor, din uyduruyorlar diye şey var ya. Ayet kısmı var ya onu. Evet. Onu şey yapalım. Şimdi hatırlarım ben onu. Ya. Bakara suresi 79. ayet. Ha. De bir benzer bir 79, tamam. Şimdi hatırladım. Hani elleriyle kitap yazıp efendim arkasından evet, da birkaç yazıp, arkasından biraz, da para kazanmak için. Biraz para almak için. Ha. Bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay evet, o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Tamam. Şimdi burada bu ayet niçin gelmiş olabilir? Niçin gelmiş abi? İşte bunun için geldi. Bu ayet bunun için geldi. Çünkü neden? Tevrat İsa'nın vefatından sonra, pardon, Musa'nın vefatından sonra ve İsa'dan da epeyce 800 sene sonra yazıldı. Evet. İkinci sürgünden sonra. Şimdi onu açıkça anlatırım. Şimdi Kur'an-ı Kerim, biz burada Tevrat'ın bugünkü uygulanan Yahudiliğin Musa'nın dini olmadığı konusunda elimizdeki ölçü şey nedir, bilgi nedir? Kur'an-ı Kerim'in açık evet, ifadeleridir. Evet. Ne diyor? Bunlar tahrip edilmiştir. Tahrip edildiğini Kur'an söylemese... Müslümanlar için böyle. Hayır, Müslümanlar için değil. Yahudiler için de geçerli. Nitekim Yahudilerin bir kısmı, Eseniler olsun bir başka bir grubu da tahrip edildiğini beyan ediyorlar, kabul evet, ediyorlar. Evet. Yani onda şüphe yok. Kur'an-ı Kerim kesin kaynaktır yani. Tahrip edildiğine der. Çünkü neden? Orada biz diyor Musa'ya diyor 9 emir verdik diyor. Zaten Musa da 10 emir vermiş. Ta Kur'an-ı Kerim'den aşağı yukarı 1500 aşağı yukarı 1500 2000 sene önce onun levhalarında Allah'ın vahiyi var. Kur'an Musa'nın getirdiği kitap 5 kitap. Evet. Sıfil dedikleri kitaplar ve aşağı yukarı 215 ayet yapıyor. Bu vahiy yoluyla gelen kitaplar. Tamam. Bu burada dursun. Şimdi biz onun bugünkü uygulanan yani Talmud'un Kitab-ı Mukaddes denilen bütün bu kitabın Tora işte hepsini bir toptan dediğimiz zaman tahrif edildiği konusunda, dinin tahrif edildiği konusunda Yüce Yaradan Hazreti Peygamber vasıtasıyla o Musa'ya inananlara da bildirmiş oluyor aynı zamanda. Evet. Bu kitap bak diyor, bu diyor Musa'nın getirdiği, Musa'nın vahyettiği din değildir diye
Bakara'nın 79. suresine açıkça söylüyor. Şimdi Bakara gelmiş, tebliğler geliyor İslam'da şimdi. Niye bunu Cenab-ı Allah ayet olarak göndersin? Evet. Demek ki bir hadise var. Nedir o hadise? O hadise şu. Şimdi bunu tabii bir 5000 yıllık Yahudi tarihini, siyerini bir anlatacak değil. Zaten bizim işimiz değil de. Biz bu dinin uygulamasının neticeleri nedir? Niye böyle uygulanıyor ve bunun toplumsal sonuçları nedir? Kendi insanlarına, kendinden olmayan insanlara, bütün dünyaya nasıl etkiledi? Onu bakmamız lazım sosyolojik olaraktan. Yoksa teolojik doğrudur, yanlıştır, şuna iman ediyorlar, bunu iman ediyorlar gibi konular bizim konumuz değil. O imani konular farklı bir konu. Ama biz neden bu hale geldiğinin sebebi olaraktan Musa'nın getirdiği efendim din ile bugünkü uygulanan Yahudiliğin aynı olmadığını, tahrip edildiğini söyledim ben. Evet. Bunu da Bakara'daki bu ayeti kerime ile de delillendirmiş olduk. Evet, kaynağım kesin. Referansım şimdi, Kur'an diyorsunuz. Şimdi bu tahribat o kadar fazla ki. Şimdi enses ilişkiler yazıyor kitapta. Buna karşı Cenab-ı Allah Kur'an'da kimlerin evlenip kimlerin evlenemeyeceği konusunda çok detaylı ayetler indirmiştir, değil mi? Bunlar aynı zamanda o tahrip edilmiş dinin de düzeltilmesi konusunda gelen ayetlerdir. Anlatabildim mi? Bu da çok önemli. Yani fıkhi konudan çok önemlidir. Mesela Ezra'nın, yani bu o açacağım şimdi birazdan, yazılan son Tevrat, kaleme alınan Tevrat, ırkçılık esasına dayalıdır. Halbuki Musa'nın getirdiği dinde ırkçılık yoktur. Öyle mi? Irkçılık yoktur. Musa'nın getirdiği dinde... Oysa Musa böyle emrediyor işte... Hayır, katiyen yok. Onun bugün, açık delilleri var. Bugün Netanyahu da çıkıyor, senin tam tersin konuşuyor abi. Diyor ki, Tevrat böyle diyor. Musa i̇şte, şöyle... İşte nasıl tahrip ettiklerini söyleyeceğim şimdi. Evet. Mesela Musa, kıyameti, ahiret gününü, melekleri, imanı esas alıyor. Fakat şimdiki Yahudiler almazlar. Reenkarnasyona inanıyorlar. Kıyamete inanmazlar, meleklere inanmazlar. Yani bu gibi tahrip edilmiş hem imani hem de ameli olaraktan farklılıklar. Biz onun için Musa'nın dini efendim bugünkü Yahudilere uymuyor dememizdeki mesele budur. Şimdi biraz geriye gidip de bunu söylediğimiz konuyu netleştirelim. Şimdi iş İbrahim peygambere dayanıyor. İbrahim peygamber milattan önce aşağı yukarı 2800 diyelim, 3000 desen ama milattan önce 2800, yani bugünden itibaren 5000 sene diyelim. Evet. Şimdi bundan bugünü günümüzde, yani milattan önce 6000 yılında dünyada çok büyük bir kuraklık oluyor. Yani muazzam uzun yıllar süren bir kuraklık. Zaten Orta Asya'daki gölün kuruyup da dağılmasının da hani Türk göçleri tarihte bahsedilen ilk proto Türk göçleri de bu devre denk gelir. Bu zamanda da bugünkü Arabistan'ın çöl olan kısımları da çok iyi araziler, topraklar. Yani ekilir, biçilir. Kuraklık başlayınca buradaki kabileler yukarıya doğru, kuzeye doğru göçüyorlar. Yani böylelikle bir büyük bir nüfus yukarıya, kuzeye doğru gidiyor. Bunlar üç ana kola gidiyorlar. Bu ne zaman oluyor? Efendim kuraklıktan sonra milattan önce 5000. yıllara falan denk geliyor. Bir kısmı Nil Vadisi'ne gidiyorlar. Yani daha doğrusu nehir kenarlarına göçüyorlar. Dicle Fırat Havzası'na, yani bugünkü Irak'a. Bir kısmı Filistin'e, işte Ürdün Nehri'nin olduğu kısma. Bir kısmı Fırat'ın yukarı kollarına, Harran bölgesine. Bir kısmı da Nil Vadisi'ne göçüyorlar. Ve burada bunlar
büyüyorlar, devlet kuruyorlar. Şimdi bizi bunların içinde esas ilgilendiren en önemli konu Filistin'e gelen Araplar. Bu Araplar, yani Arap'ta Sami dediğimiz gruplar, Filistin'de bir devlet kuruyorlar. Bu Kenan devleti deniyor buna. Ve Kenaniler lafı oradan geliyor. Yani Kenan ülkesi şey yaparlar. Dolayısıyla burada bir yerleşik halk oluyor. İşte İbrahim Peygamber Haran'dan geldiği zaman, evet, esasında İbrahim Peygamber ilk Haran'a giden efendim gruptan, daha sonra Irak'a göç eden bir aşiret. O aşiretten yani oradan bir işte bildiğiniz gibi zamanın kralıyla Nevrut tarafından sürülüyor. Sürüldüğü için de Filistin'e geliyor. Filistin, bugün Filistin, ama o zamanki ismi onun Kenan yurdu. Kenaniler deniyor onlara. Şimdi o Kenaniler enteresan. Onlar çok yüksek bir medeniyet kurmuşlar. Yani bizdeki yörüklük gibi yarı göçer, yarı yerleşik hayat yaşayan, ticaret yapan ve bu bugünkü Akdeniz kıyılarına kadar giden yerleri var. Şimdi o Finikeliler, tarihte işte ismi geçen, gemicilikle meşhur olan Finikeliler, milattan sonra aşağı yukarı peygamberin fetişine kadar, zuhuruna kadar orada yaşıyorlar. Bu Kenanilerin İbrahim'le gelmesi, yaşaması, arada gelmesi, orada o yurda yerleşmesi gerçekten biraz sıkıntılı oluyor. Şimdi burada çok dikkat eden bir konu, Kenanilerin hangi dine mensup oldukları çok önemli. Evet, hangi dine mensuplar? Bunlar tek tanrı inancına sahiplermiş ve neydi o? Balaam isimli de bir peygamberleri var. Balaam. Balaam peygamber. Tek tanrı inanıyorlar. Yani bir gök tanrı var ya da ilah var diyorlar. Yani tevhid esasında. Tevhid esasında. Şimdi bunlar Allah'ın ismi olarak da, Allah kelimesi yok o zaman tabii, el kelimesini kullanıyorlar. Biz ele tapıyoruz diyorlar. Daha sonra bu isim il oluyor. Mesela İsrail kelimesi, İsrafil kelimesi, Mikail kelimesi, il kelimesi Tanrı manasında, Tanrı'nın efendim insanı, Tanrı'nın yardımı, o Tanrı'nın efendim kuvvetlisi, Tanrı'nın şeyi gibi, il kelimesi Tanrı manasına geliyor. Daha sonra da bu tabii Allah kelimesine doğru evrilecek olan bir dil sürecine doğru gidiyor. Şimdi tam İbrahim'in geldiği sırada Mısır firavunları, yani firavun devleti Kenan ilini işgal eder. Evet. Yani İbrahim geldiği zaman firavunların idaresindeki Kenan iline gelmiş olur. Hatta bu işgal şeye kadar sürer. Bizim bu Hatay bölgesi var ya, oraya kadar ilave olur. Bu Amonos dağları var bizde, biliyorsun Hatay'da ya. Ha, o zaman tabii Mısır'da o bölgede böyle yüksek dağ olmadığı için, burası Tanrıların Dağı adında, Amon tanrısına taptıkları için oraya Amon Dağı, Tanrı Dağı manasında Amonos ismi vermişler. O günden bugüne hala devam ediyor. Estakısı da aynen devam ediyor. Birçok dilde işte Zekais deyince Zekai'nin Tanrı'nın Tanrı Dağı manasında bugün dahi hala devam etmektedir. Şimdi bu İbrahim geldiği zaman İbrahim'in hayatını biliyoruz, yani tevhid dinini. Fakat geldiği ortamda da tevhid dini var. Hı hı. Bunu çok net biliyoruz. Hatta bu meşhur firavun var ya, Akhetamon, o da biliyorsun tevhid dinine beyan ediyordu. Ancak daha sonra kendine geçen oğlu tekrar putperestliğe dönmüştü. Şimdi İbrahim'in getirdiği tevhid dini tamam. Yeğeni biliyorsun Lut beraber gelmişti. Onu da Ürdün Nehri kenarına getirdi, o bölgeye, efendim Sodom Gomorra denen yere. Orada olaylar çıkıyor.
Gerçekten de İbrahim çok güçlü, kuvvetli. Gidiyor yeğenini kurtarıyor, savaşlar ediyor falan. Böyle bir kahraman tarafı da var peygambere. Yani böyle bir şey de var İbrahim'in. Şimdi İbrahim'in hikayesini biliyorsunuz. İşte çocuğu olmuyor. İsmail, Hacer, Sara, İshak ve ondan da Harun doğuyor. Şimdi İbrahim peygamberle Musa'nın gelişinin arasında 800 sene var. Evet. Şimdi 800 sene olması İbrahim'le Musa'nın arasında, acaba aynı soydan mı geliyor? Aynı başka bir soydan mı geliyor? Bu konuda tartışma çok. Hı hı. Yani gerek Yahudi teologları, gerekse Hristiyan teologların tartışması çok. Biz gene referans olarak Kur'an'a bakacağız. Hangi soydan geldiği önemli değil. Ancak efendim onun, Musa'nın Allah'ın elçisi olaraktan tayin edilmesi konusu önemli. Tevhid inancını getirmesi önemli. Esasında biliyor, Şuayb peygamberin Medyen'dekinin damadı oluyor biliyorsunuz. O da bir peygamber. Evet. Zaten o bütün peygamberler, nebiler o coğrafyadan çıktı, yürüdü, gitti. Şimdi Musa'nın getirdiği tevhid inancında biraz önce söylediğim gibi ahiret inancı var, kıyamet inancı var, meleklere iman var. Bu çok önemli. Evet. Ancak sözlü gelenek olduğu için bunlar Mısır'dan çıktıktan sonra Kenan ülkesine geliyorlar ve orada hakimiyeti ele geçirmeye çalışıyorlar. 40 sene çölde dolaştıktan sonra ve orada bir devlet kuruluyor daha ileriki yıllarda. Daha sonra bunlar işte iki oğlu bir devleti kuruyor. Yahuda devletin bir kısmı, İsrail devletini kuruyorlar. Bu böyle gidiyor. Şimdi bunların bir iki sürgün hikayesi var. İsas oraya temas edeceğimiz konu odur. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi büyük kuraklıktan sonra Nil Vadisi'ne ve Filistin'e gelen Sami Arapları, bir bölümü de bugünkü Mezopotamya dediğimiz veya da Basra bölgesine gittiler. O tarihlerde orada bulunan Akatları yıkıp, yani Akatlar oluşturdular. Daha sonra da bu Akatlar yıkılacak, yerine Keldaniler gelecek. Evet. Bunların hepsi de Sami soylu. Yani esas kökleri hepsi de Suudi Arabistan'dan dağılmış. Yani bugünkü Suudi Arap Yarımadası'ndan dağılmış. Şey olacaktır, Sami'dir. Yani bunlar esası hepsini bilden Arami demek daha doğru. Çünkü konuştukları dil Arami. İbrahim de mesela Arami'dir. Ve konuştuğu dil de Aramice'dir. Evet. Yani İbranice falan değildir. Aramice. İlk başta Mısır Kop dinini konuşuyorlar. Daha sonrakiler Musa gibi Arami diline geçiyorlar. İsa da Arami diline geçiyor. Yani ilk Mısır'da çıkışta Musa da Kop dilini konuşuyor. Daha sonra işte Aramice'ye evriliyor. Şimdi kutsal metinlerin yazılması esnasında dil çok önemli. Dolayısıyla Arami dili o zaman hakim bir dil. O nedenle ilk yazılan Tevrat bile Aramice'dir. Sonra İncil de mesela Aramice yazılmıştır. Yani o çok önemli, bir altını çizelim o işin. Şimdi Nabukadnezar, Keldani kralı, Mısırlılarla arası açık efendim ve sefer yapıyor. Bu arada da Filistin'i, yani o zamanki İsrail ve Yahuda devletini yıkıyor daha doğrusu. Ama bunları herhangi bir işgal yapmıyor. Sadece vergiye bağlıyor. Bir de 10 bin esir götürüyor. Şimdi bu enteresan. 10 bin esir, fakat kendisi gelmiyor. Komutanını gönderiyor. 10 bin esirle Babil'e dönüyor. Evet. Aradan 8-10 sene geçince bu sefer isyanlar çıkıyor. O topraklarda, yani Kenan ülkesinde, yeni İsrail devletinin olduğu yerde. Bu sefer Nabukadnezar geliyor ve orayı yerle bir ediyor. Evet. Bu yerle bir etmesi yetmiyormuş gibi
Bir de bütün erkekleri kılıçtan geçiriyor. Aşağı yukarı 30 bine yakın insanı esir olaraktan Babil'e getiriyor. Ve oradan da Babil'den de o zamanki coğrafya içinde bu Yahudiler dağıtılıyor. Yani mesela bir kısmını Ermeni kralına hediye olarak gönderiyor. Bir kısmı Doğu, bugünkü İran'ın içlerine kadar, Hazar'sı kıyılarına kadar geliyor ve o coğrafyaya yerleşiyorlar. Bu sürede, bu ikinci sürgünde aşağı yukarı Musa'dan sonra kaçtı o? 200 milattan önce 200'ü. Aşağı yukarı aralarında 800 sene fark var. Yok, 1200 sene fark var. Musa'la bu sürgün arasında. Evet. Irak'taki, yani bugünkü Irak'taki, o zamanki Babil'deki hahamlar diyorlar ki yani bu dinimiz kayboluyor. Gidiyor, o zaman bunu yazıya döküyorlar. Yazıya dökerken atalarından duydukları menkıbeleri, olayları yazıya döküyorlar. O zaman bir Ezra, işte peygamber olduğunu söylerler, tartışırlar falan ama Ezra diye bir Yahudi o zamanki şeyle hahamı diyor ki bizim diyor başımıza gelen bu felaketlerin tek sebebi diyor biz diyor kendi soyumuzdaki kişilerle evlendik. O nedenle diyor bu Allah'ın gazabı bize ilişti diyor. Şimdi tabii Musa devrinde farklı milletlerden, farklı insanlardan Allah dine davet ettiği için o zaman Musevi olanlar var. Bu Afrika'da öyle, Kuzey Afrika'da öyle, işte Habeşistan'da öyle. Hatta Musa'nın eşi bir şeydir efendim. Bugünkü hani Etiyopyalı bir kadınla evleniyor. Yani orada da tabii şu anda o Falaşa dediğimiz Museviler var. Dolayısıyla Erzan'ın bu şeyini Talmud'a geçiriyorlar. Yani yabancılarla evlenmeyeceksin, bu bir felakettir diye. Evet. Şimdi bu oldu mu sana bir ırkçılık? Oldu. Peki evlenen olursa ne oluyor? Evlenen olduğu zaman da onları ne yapıyorlar? Toplum dışı bırakıyorlar. Gohim dedikleri şekli hale getiriyorlar. Yani o bakımdan o şeyin efendim yazılan hahamların yazdığı, Rabbilerin yazdığı Talmud kitabı bugünkü Yahudilerin itikat ettiği esasları meydana getiriyor. Bunu esas dizayn eden ikinci bir Yahudiliğin ikinci bir doğuşu olaraktan ortaya çıkaran Meymunadis adlı Endülüslü bir Yahudi hahamdır. O da gelip Mısır baş hahamı oluyor. O zaman tekrar dizayn ediyor Yahudilik meselelerini ve bu şekilde bugünkü gelinen Yahudilik her sene böyle zaman içerisinde içtihatlar da etlenerek kutsal hale getiriyor. Yani Musa'nın getirdiği vahiyini değiştirerek günün şartlarına uygun bir içtihatlar yapmak suretiyle devam ediyor bu din. Evet. Yani şimdi mesela Talmud'a göre, mesela Talmud yazılırken Hindistan'dan gelen şeyler oluyor. O zaman Museviler oluyor Hint'te. Onlar da Budizm'in tesirinden etkilendikleri için geliyorlar bu yazılma heyetinin içinde. Reenkarnasyonu içine sokuyorlar. Ve gerçekten de bugünkü Yahudiler reenkarnasyona inanıyorlar. Kıyamete inanmıyorlar, meleklere inanmıyorlar, ahiret hayatına inanmıyorlar. Yani Musa'nın dininden ayrıldık derken işte bu ana esası koyuyoruz. Peki bu sefer bu Talmud'da en önemli mesele kendi durumlarına göre efendim bir takım kurallar koyuyorlar hahamlar. Evet. Yani o kurallar öyle bir peygamberin Cenab-ı Allah'tan efendim şey yapınca ya vahiy edince edeceği konular değiller bunlar. Mesela Musa'nın nedir 6. mı 7. emri öldürmeyeceksin diyor. Evet. Çalmayacaksın diyor değil mi? Ama şimdi hahamların yazdığı şeyde efendim Talmud'da diyor ki yani bu 22. bab 12 diye geçiyor. Diyor ki bu çıkış bölümünde
Mısır'ı soyacaksınız. Giderken komşudan, konuktan altın, gümüş, takı, giysi isteyeceksiniz. Oğul ve kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Şimdi kutsal kitapta bunu yazıyor. Hırsızlık evet. yapıp yazacaksın diyor. Halbuki Musa ne dedi? Çalmayacaksın dedi. Evet. Şimdi bundan ilgili bir arkadaşımın bir şey olsun, bir konuyu açmak için bir şahit olduğu konuyu söyleyeyim. Özbekistan 93 senesi. Sovyetler yıkılmış. 1,5 milyon Yahudi'yi Sovyetler Birliği'nden İsrail'e göçürdüler. Özbekistan'da da gelen Yahudiler oldu. Benim arkadaşımın kapı komşusu senelerce beraber yaşadı bir aile de İsrail'e göçecek. Onun bahçesinde 3 tane asma ağacı varmış. Giderken asmaları söküp de götürmüş. Ah. Şimdi şu neden? Çünkü öyle diyor. Hahamların yazdığı Talmud'da öyle diyor. Soyacaksın diyor. Giderken diyor efendim konuktan komşudan diyor alıp götüreceksin diyor. Yani, hangi ruh hali ya bir şey bırakmama? Ama işte bunu iman etmiş. Hahamların iman etmiş. Nitekim Antakya'da depreme gelip de bunlar havrayı soyup gitmediler mi? Daha güncel hadise. Şimdi abi şöyle bir şey vardır. Hani bir şey ahlaki değilse aynı zamanda dine uygun değildir. Kesin. Dine uygun değilse de ahlaki değildir gibi bir yaklaşım var. Yani bir şey yasaya uygun değilse de ahlaki değildir. Hani bu açıdan baktığımızda abi hani böyle ahlaki olmayan bir şeyi nasıl böyle dine uygunmuş gibi ya da dinin emriymiş gibi gösterebiliyor o insanlar? Yani nasıl buna inanıyor? Şimdi bunu şunu dayandırmışlar şeyler, hahamlar yani Rabbiler. Siz seçilmiş halksınız, üstün ırksınız manasında. Onun için diyor bütün diyor mahlukat size hizmet etmek için yaratılmıştır. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bunu iman eden insan bunu yapmaz mı? Ahlaksızlık yapmaz mı? Evet. Yani buna inandırmış. Siz seçilmiş halksınız. Daha sonra bu yeryüzünün kendilerine verildiğini, yani dünyanın kendilerine verildiğini, diğer halklara egemen olacaklarını ve diğer bütün yaratılmış canlıların da efendim bunlara hizmet etmek için yaratıldığını iman ettiriyorlar. Yani bu Talmud'da bu yazıyor. Çıkış bölümü 10. ayet galiba tam hatırlamıyorum. Orada. Şimdi buna ilaveten de şöyle söylüyor. Diyor ki iktidar, bak şimdi burasını altını çizelim. İktidar ve servet herkesten alınıp kendilerine geçinceye kadar halklarla diyor savaş halinde olacaksın diyor. Şimdi bak dikkat et. Diyor ki bütün egemenlik, hakimiyet, mal mülk senin. Ama şu anda senin elinde değilse, başkanın elindeyse iktidarı almak için ve malı mülkü elinden almak için bunlarla savaş yapacaksın diyor. Talmud 48. Evet. Tamam mı? Bak bu çok önemlidir. Şimdi bunu o zaman bunu yapmak için her türlü yola başvuracaktır. Şimdi iktidarı ele geçirmek için nasıl geçirecek? İşte biliyorsunuz. İşte Sovyet devriminin arkasında onlar var. Birçok konunun arkasında. Adam diyor ki benim bir kaybolmuş malım diyor. Benim arazim işgal edilmiş diyor. Öyle, çünkü öyle iman ettiriyorlar. Onun için bunu yapabilmek için yalan söylemek, fitne şey yapmayı, sokmayı meşru hale getiriyor. O senin sorunun cevabı bu ahlaksızlığı. Çünkü neden? Kendi iktidarını ve parayı, malı mülkü ele geçirmek için savaşacak. Savaş hile demektir. O halde savaşı kazanabilmesi için fitne, yalan, anarşi, casusluk, aklı ne geliyorsa her türlü şeyi yapacaktır. Bunu kendi hahamların Babil'de yazdıkları Talmud'da var. Ama Musa'da öyle değil. Musa çalmayacaksın diyor, öldürmeyeceksin diyor. O zaman bizim sorun cevabı çıkmıyor mu ortaya? Yani Musa'nın getirdiği dinle bugünkülerin yani hahamların yazdığı efendim Talmud'da veya da Tevrat'ta diyeyim hadi daha iyi anlaşılsın. Ne alakası var? Yani bir peygamber çalacaksın, komşunun malını götüreceksin. Efendim böyle bir şey söyler mi? Evet. Söylemez. Söylemediği için de biz de bu Musa'nın getirdiği dinden bugünkü uygulanan din aynı değildir derken işte bunlara dayanaraktan Talmud'un
Yani söyledikleri eyanlara göre söylüyoruz. Buna inanmışlar. O zamanki hahamlar toplumu bir araya getirmek için, efendim bir milletleşme yapmak için, bir ümmetleşme yapmak için bir takım içtihatlarda bulunmuşlar. Ama bu içtihatlara yani, iman hale getirmişler. Otoritenin buyruğunu dinin buyruğu gibi mi anlatmışlar topluma? Ya işte savaşı kazanmak için yapılacak olan hile, desise, mal alma, iktidarı ele geçirme, şeyi meşru hale getirmek için kutsallaştırmışlar. Yani bu çok önemli. Bu mesele abi, sebep. Şimdi esasında daha sonra ne oluyor? Daha sonra diyor ki yani bir mesela savaş hukuku. Hı hı. Şimdi mesela yaşlılara, hastalara değil mi? Evet. Çocuklara, hatta kadınlara. Savunmasız olanlara? Dokunulmaz savaşta. Savaşmayana dokunulmaz, dokunulmaz. Yani. Nitekim Yüce Yaradan Kur'an'da bunu teyit için bak bu meseleyi şöyle bir şekilde bildiriyor. Diyor mesela esir aldın savaşta. Adam diyor eğer diyor senin dinini senden tarafa geçerse yani senin dinini kabul et senin tarafa geçtiği zaman diyor onu diyor affet diyor. Ve tekim de Resulullah uygulamıştır. Onlara öğretmenlik yaptırmış. Okur yazarlık yapsın ya öğretsin diye. Efendim. Ondan sonra ne bileyim diyet almış veyahut da tamam demiş ben Müslüman oldum demiş. Bunların hepsini affettirmiş. Çoluk çocuk kesti. Nitekim bir iftira vardır. Hendek Savaşı'ndan sonra efendim bütün nadir Yahudilerini kesti, hepsini kılıçtan geçirdi. Öyle bir şey yok. Hani kaynaklar bizim 50 tane, 50 civarı, 56 mı ne bir nadir Yahudisinin öldürüldüğü vardır. Bu da efendim bir isyan nihayetinde olduğu için. Kadınların, kızlar hepsini serbest bırakmışlar. Çoğu göçüp gitmiştir. Yani İslam hukukunda böyle bir şey yok. Ama Talmud'da Rabbilerin yazdığı, hamların yazdığı Talmud'da diyor ki savaşta diyor canlı olan her şeyi yok edeceksin diyor. Çocuk, hayvan ne varsa da yok edeceksin diyor. Soykırdı i̇şte, yani. İşte bugün Gazze'de olanlar anlamak için bunu iyi bilmek lazım. Neden böyle hareket ettiklerini, sivil halk, çoluk, çocuk hepsini efendim yok ettiklerini veyahut da işkence yaptıklarını, esir aldıklarını bunu anlayabilmek için kalkıp Tevrat'ın peki, bu şeyini Zeki anlamak. Abi şimdi ben bu konunun biraz anlaşıldığını düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı bu konuyla ilişkin bilmiyorum ama sana yeni bir soru da ilave etmek istiyorum da. Ya bu çok geniş bir konu. Ben evet. Sadece yani aradaki farkı anlatayım diye söyledim. Bir de bugün hani herkes söylüyor ya bu kadar çoluk çocuk sivil acımasız bunlar. Ya onların iman şartı olmuş bu. Ama Musa'nın getirdiği dinde değil, Rabbilerin yani hahamların yazdığı Babil Tevratı'ndaki efendim beyana göre iman haline gelmiş. Ya öldürmeyiniz diyen bir peygamber var. Daha sonra tahrif edilmiş, bozulmuş din kitabında Tevrat'ta canlı bırakmayacağınız kadar öldüreceğim diyor. İşte ben aradaki Musa'nın dini değildir bunlar. Bunlar Yahudi haham dinidir dememin sebebi oydu. Ve bu da bu şekildedir yani. Şimdi nitekim sen Bakara suresi 79'u okudun değil mi? Evet. Ona cevap işte. Babil efendim, Tevrat'ını yazılanlara cevaptır o. Evet. O ayet. O yetmiyormuş gibi de mesela Fatiha'daki gayril mağdubi yoldan sapanlar işte bunlardır. Bunları kastediyor Yüce Yaradan. O nedenle şimdi bugün Filistin olayını anlayabilmek için bu Yahudilerin iman haline getirdikleri bu insanlık dışı efendim Tevrat'ın içine soktukları bu artık ne diyeyim maddeleri, bu söylemleri iyi bilmek lazım. Bunlar dinin gereği olarak yapıyorlar. Evet. Şimdi dinin gereği olarak bunlar oluyor. Şimdi peki abi neticede birileri işte dininin gereği olarak bir takım şeyleri yapıyorlar. Bugün İsrail Filistinlerin soyunu kırıyor. İşte Gazze'de yaptıkları orada. Hatta onunla sınırlı değil. İşte bölgede herkese kafa tutar duruma geldi. Şimdi ben başka bir boyuttan bakacağım Zeki abi olaylara. Şimdi biz bu dönemi
canlı şahitleriyiz. Bundan 40 yıl sonra bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, ya işte babacığım, dedeciğim, o dönem bunlar yaşanırken dünyada siz ne yaptınız derse ne diyeceğiz? Şimdi ne yapacaksın? Şimdi şu anda acize düşmüş durumda. Bunların insafını terk etmişsin. Sadece bu mesele Yahudi meselesi değil ki. Yahudiler Amerika'yı ele geçirmiş. Batı'yı ele geçirmiş. Şimdi onları suçlamanın dışında başka bir sorumluluğumuz yok mu? Ne yapabileceksin? Yani ne yapacaksın? Yani sen söyle de onu yapmış olsun insanlar. Yani sokaklarda yürüyüş, Batı'da bile sokaklarda yürüyüş yapanları devlet bastırıyor. Evet. Yani o nedenle şimdi bana hani barış olur mu? Aslında senin anlattığını doğrulayan başka bir şey var. O günün koşullarında da, şimdi bugünün koşullarında çıksa birileri bir din icat et, din icat ettik dese, işte Netanyahu'nun sözleri din gibi anlatılsa herhalde 500 yıl sonra insanlar buna inanıp devam edecekler. Aynen. Öyle mi olmuştur acaba o günün koşullarında? Hani Musa'nın dinini terk ederken oluşan yeni Yahudilik, o dönemin Yahudilik anlayışı böyle mi tesis edilmiştir? Tabii öyle tesis edilmiş. Yani şimdi mesela o tekfinin 20. maddesi diyor ki, kenti ele geçirince diyor, kadın, erkek, çocuk, hayvan, her şeyi yağmala, soluk alan hiçbir canlıyı serbest bırakma diyor. Şimdi bu şeyde ayet diye bunu yazmışlar. Güya Musa peygamberin ağzından duymuş ki bunu yazmışlar. Yani bir peygamber bunu söyler mi ya? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Musa'ya verilen emirler yazılmış. O 9 emir diye yazılmış. Bunu yazmışlar. Diyor ki nefes alan hiçbir canlıyı bırakma diyor şehre geçince. İşte bugün Gazze'de yapılanı anlamak için buna bakacaksın. Tevrat, bunlar niye iman etmişler? Bir şeyin bir hukuku olur, savaş hukuku var. Ve ilavesi de var mesela, bunun gene bir barış olmaz diye söylüyorum ben. Neden olmaz diyorum? Çünkü neden? Gene böyle yazdıkları bir ayet var bu Babil Tevratı'nda. Diyor ki gittiğin ülkedeki insanlarla veya mücadele olduğun insanlarla anlaşma yapmaktan diyor kaçın. Çünkü senin için tuzaktır diyor. Müzakere yapma diyor. Ya, tuzak diyor ya. Anlaşma yapma diyor. Senin için tuzaktır diyor. Yani bunu Tevrat'ın içinde var. Çıkış bölümünde. Şimdi maddesini hatırlamıyorum. Çıkış bölümünde diyor ki yani bir ülkedesin sen. Bunlarla anlaşma yapacaksın. Sulh edeceksin. Savaş hali şu bu. Sakın diyor anlaşma yapma diyor. O zaman bu tuzaktır abi, diyor. Her şey zıddıyla KMS Hitler'in tavrı doğruydu mu diyeceğiz şimdi? Onu, yani, o değil. Ya öyle mi bakacağız hayır, yani? Hayır. O da değil. O değil. O bir etki tepki yaratmıştır. Yani, yine benzer bir şey olursa dünyada ne yapacağız şimdi abi? Bugün şimdi Netanyahu böyle yaparken, Yahudiler böyle davranırken, benzer bir şey yeniden oluşursa, benzer koşullar yeniden oluşursa, buna ne diyeceğiz abi? Herkes kendi ahlakı inancına göre davranır. Yani, mesela öyledir. Yani mesela bu Sabatay Sevi çıktığı zaman isyan etmişlerdir biliyorsun. Padişah bunları kalkıp da jenosit yapmamış Hitler gibi. Sürgün yapmış. En sonunda demiş ki gel Müslüman ol. Müslüman olunca kalkmış Topkapı Sarayı'nda, yani sarayda bunlara kapıcı başılık vermiş Sabatay Sevi'yi. Evet. Sahte peygamberi. Yani o senin kendi ait olduğun kültür değerleri, ahlak değerleri, inanç değerlerine bağlı bir mesele. Evet. Yani şimdi Osmanlı'nın jenosit yaptığı görülmüş mü? Görülmemiş ama Hristiyanlar ve Museviler bunu yapıyorlar. Bu kesin. O nedenle bu tabi olduğun hukuka, imana, ahlaka efendim o zaman abi bağlıdır. Müslümanlığın yoğun olduğu bir bölgeye gelme gerekçeleri de bu olabilir mi? Orada bunları nasılsa işte kendi din anlayışına göre böyle bir tepki doğmayacak bir topluluğun orada biz bunları yapıyoruz. Yani güvencesi olabilir mi? Olamaz tabii yani. O ayrı tabii bir konu. Yani bence böyle de değildir diye düşünüyorum abi. Yani, değil. Yani şimdi bıçak kemiğe dayanma, mesela bizim Efelik şey var, bizim bölgemizde Yunan gelmiş burada bir sürü mezalim yapmış abi, tamam mı? Kimse bir şey dememiş. Ne zamana kadar? Hani biraz böyle şey yapmamışlar, alttan almışlar falan. Ta ki bıçak kemiğe dayanana kadar. Bıçak kemiğe dayanınca da bu sefer halka kimse durduramamış yani. Hani o Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Kuvayi Milliye, yani halkın içinde olduğu bir şey var. Şimdi bıçak kemiğe dayandı anlayışıyla insanlık çıkar bir tepki verirsen olacak. Ya şimdi bak şöyle düşün bunu. Şimdi insanlar ya inandıkları gibi yaşarlar ya da yaşadıkları gibi inanırlar. Evet. Doğru mu? Evet. Bu söz.
Şimdi İslam öncesi Türkler gerçekten, mesela Atilla'yı örnek alalım. Çok yani gaddar bir savaş şeyleri var, sistemleri var. Barbar Türkler oradan mı geliyor? Yani öyle diyorlar. Ama adamın inancı o yani. Düşmanı diyor, yok edeceksin diyor. Cengiz de aynı, öyle yapmadı mı Cengiz Han'da? Yok ediyordu hepsi. Fakat İslam'la müşerref olduktan sonra savaş stratejisi ve savaş taktikleri, idare şekilleri değişti. Mümkün olduğu kadar Kur'an'ın kurallarına uymaya çalıştılar işte. Değil mi? Çocuklara dokunmayacaksın, yaşlılara dokunmayacaksın. Fakat Talmud ne diyor? Babil Tevrat'ı ne diyor? Yazdıkları, hahamların yazdıkları. Diyor ki erkekleri diyor öldüreceksin diyor, gençleri, erkek çocukları, kadınları, doğurmuş kadınları. Sadece diyor bakire kızları kendine alacaksın diyor. Şimdi bu kitap da bunu yazıyor. Adam buna inanmış. Ya buna inandırılmış. Ne yapacaksın? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Taliban'ı örnek al İslam şeyinden, aslında. Veya IŞİD'i geri al. Kur'an'da namaz kılmayan öldürülmez diye bir öldürülür diye bir kaide var mı? Yok. Ama bunların kafasına göre ne yapıyorlar? Namaz kılmayanı öldürüyorlar. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunlar da kendim o günkü, bugünkü Taliban kafasıyla efendim nasıl kendilerine göre bir yorum, tefsir yapıyorlarsa, o zamanki hahamlar da o zaman konjüktürüne göre toplumu yapmak için bu şeyleri getirmiş. Yani diyor ki sen diyor dünya senin malındır diyor. Sakın diyor işte bunu ele geçirinceye kadar diyor her şey mübahtır diyor. Hile yap diyor, kışkırtma yap diyor efendim. Diyor bir ele geçirdiğin zaman da diyor yani savaşırken diyor canlı nefes alan hiçbir şey bırakma diyor. Ele geçirdikten sonra kadın erkekleri öldür, sadece bakire kızları diyor alabilirsin diyor. Şimdi buna inanmış bir insandan sen neyi konuşup halledeceksin? Ben onun için Filistin'de barış olmaz diyorum. Çünkü karşı taraf buna inanmış. Evet. Sen istediğin kadar barış falan diye yok. Niye siviller öldürülüyor? İşte kendi yazdıkları Tevratlarında, yani Musa'nın getirdiği değil, bak onu ayırıyorum tekrar. Rabbilerin yazdıkları Tevrat'ta, yani Babil Tevratı deniyor buna. Babil Tevratı'nda bu yazıyor. Buna inanmış adam. Bugünkü Yahudiler buna inanmış. Şimdi bunlara Siyonist de deniyor biliyorsun bir kısmı. Kendi aralarında ayrılıyorlar. Haririler var, Rabbiler var, ayrılıyorlar. Siyonistler var. Siyonistler de işte Siyon, yani bir Yahudi devletinin kurulması meselesi Kudüs'teki Siyon Dağı'ndan adından almıştır. Anlatabildim mi? O nedenle bir akım var. Şu anda bu akımı İsrail'de partileşmiş olan grubun idaresinde olduğunu söylüyorlar. Yani bugünkü grupların Siyonistler olduğunu ve bunların da büyük savunucularının da din adamları olduğu söyleniyor. Tabii biz bunları müşahede etmiyoruz. Evet. Açık kaynaklardan öğrendiğimizi söylüyoruz. Şimdi bir de bu işe biraz felsefe katmak için bir kabala icat ediyorlar. Zerdüştlükten geçen kabala ve o Zerdüştlükten geçen kabalanın etkisiyle bir Mehdicilik meselesi ortaya çıkıyor. Tabii evet. Değil mi? Dolayısıyla bunlar şimdi Mehdi'ler gelecek, Mehdi gelecek. Yani kendilerince yaratıcı drama yapıyorlar. Yani abi. Bir kendileri kafalarına göre biraz Musa'nın getirdiği sahne dini boş bozaraktan yeni bir din icat ediyorlar. Bunu özellikle yeni bir din icat ediyorlar, yeni bir dünya dizayn ediyorlar. Onun bağlı ama burada bizim dikkat edeceğimiz bir konu şu bak. Hep İran'dan çıkan diyorum ya ben size. Bak bu Zerdüştlük de bunlara tesir etmiş. Mehdicilik davası Mesihçiliğe dönüştürülmüş. Aynı şekilde bakın İslam'ı da tahrif edenler hepsi de İran'dan çıkıyor. İşte hurufatçılar, vahayyiler. Şöyle değil mi? Mesela işte OPEC ülkelerinin işbirliğini bozmak için İran'la Suudi Arabistan'ın arasını açıyorlar. Ondan sonra OECD kuruluyor falan filan. İşte yani birlik içinde olmasınlar, işte petrol fiyatlarını onlar düzenlemesinler. Bunlar tabii hep böyle birlik içinde olması gerekenleri bir şekilde ayıran bir yapı var. Sen çok güzel anlattın. Daha doğrusu programdan önce sohbetimizde anlattın. Ülkemizin doğusunda yaşanan bazı geçmişteki gelişmelerden bahsettin. İngiltere, işte Amerika ve benzeri ülkelerin yıllardır diğer ülkeler üzerinde kurdukları düzen ve düzenek bu. Şimdi bak Emin'cim, bu elbette hani
gemisini yüzdüren kaptan diyor ya, küresellik, emperyalizm böyleydi diyor. Şimdi bu Yahudilerin devlet kurma işini dizayn eden İngilizlerdir. Evet. Orta Doğu ele geçirmek, karbon ve petrol kaynaklarını ele geçirmek için yaptılar. Evet. Daha sonra Amerika ile beraber bu işi yürüttüler. Evet. Yani ilk Siyonist Kongresi 1879'da Basel'de, İsviçre'de toplanıyor. Organizatörleri İngilizler. Ortada o zaman Osmanlı'yı parçakla Ortadoğu ele geçirecekler. Yahudileri kullanıyorlar. Tamam, evet. Bu çok önemli. Yani bunu bilmemiz lazım. Şimdi bugün desteklemeleri nedendir sorusu. Patron orada, bunlar burada taşeron. Evet. Abi konu çok iyi anlaşıldı diye düşünüyorum. Süremiz de sonuna gelmişti. Yönetmenim de orada. Ama konu daha bitmedi. Şimdi sen bana 5000 senelik tarihle ilgili bir konuyu sordun. Devam ederiz abi. Önümüzdeki hafta. Sordun. Biz daha ancak bir maddesine yaptık. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Daha sonraki haftalarda devam ederiz. Tabii bunlar öyle hemen işte 5 dakikada 10 dakikada konuşulacak şeyler değil. Ne güzel kaynaklarıyla, dayanaklarıyla izah ettin, izah etmeye çalıştın. Ağzına yüreğine sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Son bir şey söyleyeyim. Evet. Hani bugünkü uygulanan Yahudi ve Siyonizmin Musa'nın tebliğ ettiği dinin çarpıtılmış ve tahrif edilmiş halidir. Evet. Bu Musa peygamberine de bir hakarettir, haksızlıktır. Evet. Nitekim de ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İbrahim diyor ne Hristiyan'dı ne Yahudi'dir. O bir Müslüman'dı diyor. Bitti. Evet. Evet. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışı programının daha sonuna geldik. Hukukçu, sosyolog, Doktor Zekai Savaşlar neye kuş bakışı baktı bugün? İşte Musa'nın diniyle bugünkü Yahudiliğin aynı olmadığı tezine, geçen haftası dile getirdiği teze gelen açıklayın talepler üzerine konuya kuş bakışı derinlemesine açıklama getirdi. Getirmeye de devam edecek. Hoşçakalın.